Yıllık faiz oranı %80. Bankaya yatırılan bir miktar paradan bahsediyor. Tabii miktarını bilmediğimiz için biz paraya, buradaki paraya 100x diyebiliriz. Şimdi yıllık faizimiz %80. Yani bir yılda bunun %80'i kadar faiz elde edeceğiz. Bizim şöyle yazalım. Bir yıllık faizimiz. Şöyle bir yıllık faizimiz. Onun %80'i yani 80x olacak. Tabii biz istersek formülü de uygulayabilirdik. Paramız, faiz oranımız 80, 100'e bölerdik. Şunlar giderdi. Şu 100x'ti tabii. Buradan 80x gelirdi. Bir yıllık faizimiz bu. Şunu siliyorum. Şimdi soru şöyle diyor. Kaç yıl sonra kendisinin 4 katı kadar faiz getirir? Kaç yıl sonra bilmiyoruz. X yıl diyelim. X yıl sonra olsun. Şimdi bir yılda 80 x demeyelim, x'i kullandık. Biz buna y yıl diyelim. Şimdi bir yılda 80x faiz getirdiğine göre y yılda da 80x çarpı y kadar faiz getirir. Bir yıllık bu, y yılda da bu kadar. Ki bu kendisinin 4 katı olacakmış. Kendisi 100x'ti. 100x'in 4 katı. Şuradaki x'leri çiziyorum hemen. 80 var y'nin önünde. 80'e bölelim. Şöyle bölüyorum 80'e. Şurayı da bölüyorum. Buradaki 80'ler gelecek. Sol tarafımız y. Sağ tarafımız 100 çarpı 4 bölü 80 oldu. Şimdi sıfırları götürüyorum. Sonra 4'e bölüyorum 1, 4'e bölüyorum 2. 10 bölü 2 o da 5 gelecek. Demek ki 5 yıl sonra böyle bir durum söz konusu oluyormuş. x faizi elde ediyorduk bir yılda. 5 yılda 8 çarpı 5, 40, 400x elde ederiz. Paranın da 4 katı olur.